arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek yeleği çalışacağız ve kabartmaları olan hoş bir yelek. Yeleğimizi örmek için robadan başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak roba kısmını tamamlıyoruz ve sonrasında iki renk olan çalışmamızı başlıyoruz modelimizi koyarak. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimiz 31 santim uzunluğunda. Kol altı genişliği ise 28 santim. Yeleğimiz 1-1,5-2 yaşına kadar çocuklarımız çok rahatlıkla giyebilir. Gayet güzel geniş bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimi örmek için bir tane beyaz ipimi kullandım. Ee, tamamen bitmedi. Yeşil ipimden de biraz kullandım. Evet e, kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Elit Baby'si ve Minnoş Baby'sini kullanmak istiyorum. Elit Baby Minnoş'a oranla birazcık daha dolgunca bir ip. Elit Baby'yi tanıyalım. %100 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 1594 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Nakonum Minnoşi ise %35 poliamid, %65 primium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 208, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. tığ olarak ise 2,5 numaralı tığımızı kullanacağız. Ve zincirimizi çekerek hemen örmeye başlayalım. Düğmemi attım ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. 10 zincirimi çektikten sonra bir tane ayracımı yerleştiriyorum. Hemen alıyorum. 10. zincirin içerisine ayracımı taktım. Kolumuz için örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimizi de kolumuz için çektik ve ayracımı hemen 12 zincirimin içerisine gelerek takıyorum. 10 tane önümüz için örmüştük. 12 kolumuz için. Şimdi tekrar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincirimi de yeleğimin arkası için çektim. Ve ayracımı tekrar takıyorum. Yine 12 tane zincirimizi kolumuz için örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Son olarak önümüz için 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de önüm için zincirimi çektikten sonra şu şekilde tutuyorum. Ve hemen ölçümüze bakalım. Tığımın olduğu yöne doğru birden tutuyorum. Ve diğer uca kadar geliyorum. 24 santim şöyle tuttuğumuzda zincir ölçümüz 24 santim bunun üzerine trabzanlarımızı yerleştirdiğimizde 2 santim ya da 3 santime doğru büyüme gösterecektir şimdi birinci sıramızda trabzanlarımızı oluşturmaya başlayalım 10 tane zincirimiz ileğimizin önü için çekmiştik şimdi elimi tutuyorum bakınız bir tane zincir geriye çekiliyorum iki tane zincir geriye çekiliyorum bakınız tam iki tane zincir 2 tane de ilave ediyorum 1 2 tığımın başını doluyorum en sondaki bakınız ikinci çekilmiş olduğumuz zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve ayracıma doğru birer birer trabzanlarımızı zincirimizin üzerine yerleştiriyoruz Sadece bakın. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. 10 tane trabzanımızı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 10. trabzanın olduğu yere bir tane daha trabzanımı batıyorum. Bakınız 10'un olduğu yere bir tane daha trabzanımızı ördük. Burada bir tane artışımızı yaptık. Hemen bir İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kolum için mavi ayıracımı çıkarıyorum. Ve ayıracımı çıkardığım zincir yuvasının içerisine kolumdan taraf örmeye başlıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve ilk başlangıç zincirden sonraki ilk trabzanın yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. Zincirden sonra bakınız. Bölümlerimizi... Sadece 12 tane zincir çekmiştim. İlk başlangıçtaki zincirime iki tane trabzan ördüm. Buradan gelirken de son trabzanımı iki tane olarak ördüm ve araya iki tane zincir çektim. Yani burada bitiş ve başlangıçta iki tane trabzanımızı örerek artışlarımızı başlatmış olduk. Zincirimizin sağından ve solundan artışlarımızı yaptık. Arada herhangi bir şekilde iki defa tığımızı batmıyoruz birer birer ayrım yerine kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum kırmızı ayracımıza kadar herhangi bir şekilde ilk trabzandan başka artış yapmadan dümdüz örerek geldim ve en son trabzanımı ördüm ve hemen ayracıma geldik bakınız en son trabzanımı yine aynı yere bir tane daha trabzanımı batıyorum ve iki defa örüyorum bakınız aynı yere Hemen iki tane zincirimi çekiyorum ve ayıracımı çıkarıyorum. Arkamız için olan bölüme başlıyoruz ve ilk trabzanımı iki defa örüyorum. İki zincirimizin sağındakini ve solundakini birer artış yaparak çift olarak örüyoruz. Bakınız, burada da çift ve aradaki trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyoruz. Ayracımıza kadar yine birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. En son ayracımıza geçmeden en son trabzanımı iki defa örüyorum. Bir defa örmüştüm. Yanına bir tane daha örüyorum. İki zincirimi çekip ayracımı çıkarıyorum ve ayracımdan tarafa da iki tane trabzan örerek başlıyorum kolumuz için olan bölüme geçtik 1 ve aynı yere 2. zincirimizin sağında ve solunda iki tane trabzanımızı ördük ve aradaki trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyoruz Evet kolumuzu da bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim en son trabzanımı ördüm ve bir tane daha aynı trabzanın üzerine batıyorum. İki zincirimi çekip ayıracımı çıkarıp ilerliyorum. İlk başlangıcıda bir tane daha trabzan örüyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve birer birer ilerliyorum. zincir sonuna kadar trabzanımızı örerek tamamlayalım. Birinci sıramızı örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız. Önlerimiz, kollarımız ve arkamız birinci sırada sadece iki zincirimizin kenarında en son ve ilk diğer başlangıçtaki trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek birinci sıradan itibaren artışlarımızı yapmaya başladık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Hemen birinci sıradaki yani Düz yönden 3 zincir çekerek devam edelim. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Diğer trabzanımın üzerine bir tane trabzan ve birer birer trabzanlarımı 2 zincirimin olduğu yere kadar örerek geliyorum. Bakın sadece trabzanlarımızı örüyoruz, farklı bir işlem yapmıyoruz. Bakın en son trabzanlarıma geldim, 1, 2 son 2'yi de ördüm, şimdi 2 zincirimin olduğu yerdeyim. 2 tane trabzanımı örüyorum, 1 ve 1 tane daha 2, 2 trabzanı ördüm, 1, 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içerisine iki tane daha trabzanım örüyorum bir ve iki iki trabzan iki zincir iki trabzanımı aşağıdaki zincirimin içerisine ördüm ve ikinci sıranın artışını yaptım ve birer birer devam ediyorum trabzanlarımı örmeye hepsini birer birer örerek ilerliyorum Diğer artış yerine kadar gelelim ve birer birer trabzanlarımı örerek iki tane zincirimin olduğu yere geldim. Son trabzanımıza varana kadar hepsini birer birer ördük. Şimdi zincirimizin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim. Bir ve iki. İki tane de zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir. Ve 2 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzanımı ördüm. Şimdi dümdüz trabzanlarımı örmeye devam ediyorum ve e, bu aradaki trabzanlarımı buradaki ördüğüm gibi dümdüz örüyorum. Artış yerine yani iki zincirimin olduğu yere geldiğim zaman ise 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımız örelim tekrar dümdüz devam edelim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örelim şu şekilde ve uç noktaya kadar tamamlamış olalım 2 sıra trabzanımızı ördük ve kanız ikinci sıramızda da 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı ördüm arada düz trabzanlarımızı tamamladım Tekrar iki tırabzan, iki zincir, iki tırabzan şekliyle sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızı diğer rengimizle başlayalım. Alıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. İpimi şu şekilde toparlıyorum. Bir tane daha zincir ilave ettim. Toplamda dört tane zincirimi çektim. İki defa tığımın başını doluyorum. Ve sıradaki trabzana değil bir sonraki trabzanımın üzerine geliyorum 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını iki defa doluyorum atlamış olduğum trabzanıma geri dönüyorum 1 2 3 tekrar iki defa tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı atlıyorum bir sonraki trabzana batıyorum bakınız bunu atlıyorum bir sonrakine batıyorum ve ikişer ikişer örüyorum bir iki ve üç tekrar iki defa başını doluyorum atlamış olduğum yere geri dönüyorum ve başlıyorum bir iki üç yine iki defa tığımın başını doluyorum sırayı atlıyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batarak trabzanları örüyorum tekrar iki tane başını doluyorum atladığım yere geliyorum ve bu şekilde artış yerimize kadar örerek ilerleyelim artış yerime kadar örerek geldim bakınız bir tane 4 zincirimin olduğu yer vardı bir çapraz 2 3 4 5 6 tane çaprazımız oldu şimdi tam ayrım yerinin olduğu iki zincirimin bölümündeyim. Tığımın başını yine iki defa doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum bakınız. Sırasıyla alarak tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum ve tekrar iki defa başını dolayarak işlemimi tekrar ediyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Örüyorum. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum yere geri dönüyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Ortadaki artış yerimizi düz bir şekilde iki trabzan 2 zincir 2 trabzan örelim ama trabzanlarımızın başını 2 defa dolayalım sonrasında ise önce ileriye sonra geriye dönerek trabzanlarımızı çapraz bir şekilde örelim sıramızı uca kadar örerek geldim şimdi ikişer ikişer bakınız her bir bölümde artışlarımızı yaptık en son uçtayız bir tane trabzanımı uç noktaya ördüm bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen dibine bir tane batıyorum ve diğer trabzanlarımın her birisinin üzerine birer tane şu şekilde sık iğnemizi örerek ilerleyelim artış yerimize doğru ilerliyorum tane zincirimin olduğu yere geldim bir tane ve iki tane sık iğnemi yine örüyorum bir iki tane zincirimi çekip tekrar iki tane sık iğneyi örerek sık iğnelerle artışımızı devam ettiriyoruz ve trabzanımın üzerine batarak sıra başına kadar ilerleyelim yine iki tane sık iğne iki zincir iki sık iğne ördük bunu unutmayalım bütün köşelerimizde aynı işlemi yapıp diğer ucumuza kadar gelelim Yeşil sıramızın hem trabzanla hem de sık iğnesini bitirdikten sonra şu şekilde sıramızın başına geldim ve hem beyazımı hem de yeşilimi kopardım. Çünkü buradan uzunca bir beyaz geçirmek istemedim. Hemen yeniden başlamak istedim. Şimdi beyaz sıramıza tekrar başlayalım. Ve aynı şekilde örmeye devam edelim. Bakınız hemen birinci trabzanımın üzerine yani sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. İplerimizi de şu şekilde toparlayalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve sıkı trabzanlarımı sıkı iğnemin üzerine birer birer örüyorum. Sıramızın başından itibaren birer birer trabzanımı örmeye başladım. Şimdi bakınız her iki sık iğnemin içerisine birer artışımı yaptım. İki tane de zincir çekmiştim. İki zincirimin içerisine bir ve tekrar aynı yere 2. 2 tane zincirimi çekiyorum ve içeriye girerek 1 ve 2 tane artışımı yapıyorum. Tekrar birer birer sık iğnelerimin içerisine girerek sıramızı tamamlıyoruz ve üzerine birkaç sıra daha örerek büyütmeye devam edelim. Robamızı 1 2 yeşilimiz 3 beyazımız tekrar 4 5 6 ve 7 sıra ördük 8. sırama başladım 8. sıramda kolumuzu birleştirme işlemini yapacağız ve gövdemizde kolumuzu birbirinden ayıracağız bakın 8. sırama yine dümdüz trabzanımı örerek başladım ve artış yerine geldim bir tane artışımı yaptım bir artışımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum Düz yine devam ediyorum ve kol altına artış yerimize girerek bir tane trabzanımı örüyorum şuradan takip etmiş olduğumuz yeri tam girerek bir tane trabzanımızı ördükten sonra yeleğimizin arkası için olan bölüme geçiyoruz ve birer birer trabzanlarımızı diğer kol altına kadar örüyoruz sadece trabzanlarımızı tekrar ediyoruz bakınız Diğer kol altına kadar gelelim. Arkasını dümdüz trabzan olarak örüp geldim. Yeleğimizin tam kol altına bir tane artışımı yaptıktan sonra yine diğer kol altımızdaki gibi 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimizi çekelim. Diğer kolumuzun şu artış yerlerinin olduğu yeri birbirine denk getirerek bükelim ve başlayalım. bir zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum ve sonrasında diğer trabzanlarımızı birer birer örerek yeğimizin ön kısmını da tamamlamış oluyoruz. Birer birer ilerliyorum. başa kadar gelelim. Evet, Yeliğimin robasını kollarımızın altından dörder zincir çekerek birleştirdik ve şimdi yeşil rengimizle modelimizi uygulamaya başlayalım gövde kısmında. Yeşil ipime düğümümü atıyorum. Bir tane zincir çekerek ve birinci trabzandan bakınız zincirden ördüğüm trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başında oluyorum 1 bakın sıradaki trabzan 1 2 3 3. trabzanın olduğu yere gelerek şu ara kısma giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanı yuvanın içerisine örüyorum 1 ve 2 tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane Trabzanımızı aynı yuvanın içerisine örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı bir tane yuvanın içerisine ördüm. 2 tane bakınız. 1, 2, 3. 3'ün tam tepesinin olduğu yere battım. Şimdi tığımın başında doluyorum 1, 2, 3. Üç. 3'ün olduğu yere bakın. 3. trabzanın tepesine yine geliyorum. 1 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanımın olduğu yere geliyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 tane zincir çekip 3 tane daha trabzanımı aynı yere tekrar örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Trabzanın tam tepe noktasına bir tane trabzanım örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3. Trabzanıma girerek 3 tane trabzan aynı yere, 2 zincir, 3 trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle bakalım yapmış olduğumuz işlemimize. 3 tane zincir çekerek birinci trabzanımızı ördük. 1, 2, 3. trabzanın tepesine gelerek battık. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tekrar 1, 2, 3. trabzanın tepesine bir tane trabzan ördük. Ve tekrar 1, 2, 3. trabzanın tam tepesine gelerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yeleğimizin önünden itibaren örmeye başladık. Tam kolumuzun altına geldik. Çekmiş olduğumuz zincirimizin olduğu yere tam birinci zincirimizin üzerine bir tane trabzanımızı örüyorum. Ve 1, 2, 3 en sondaki bakınız zincirle trabzanımın olduğu yere girerek batıyorum. Ve 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. 2 ve 3. Bir 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanımızı aynı yere örelim 1 2 ve 3 modelimizi kol altımıza bu şekilde yerleştirdikten sonra tığımın başını doluyorum 1 2 3. trabzanımın üzerine geliyorum ve bir tane trabzanım örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 3. trabzanımın içerisine giriyorum 1 2, 3 tane tırabzan, 1, 2 zincir, 3 tane tırabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3. tırabzanımın üzerine batarak bir tırabzan veriyorum ve sıra başına kadar kol altımızı da aynı şekilde yerleştirerek tamamlıyoruz. Modelimizi örerek ilerlerken bakınız kol altına geldik. Diğer kol altımızdaki çalışmamızın aynısını yapıyoruz. Bakınız bir tane trabzan ve diğer 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan. Aynı şekilde ayarlayalım. Önlerdeki model sayımız ve tek trabzan sayımızın eşit olmasını sağlayalım. Önlerde herhangi bir bozukluk olmasın. Bunu özellikle dikkat edelim gerekirse bir trabzan az ya da fazla hiç fark etmez aynı düzen üzerine yerleştirme işlemimizi yapalım birinci sıramızı örerek tamamladım bakınız her iki sıramızı da aynı şekilde yani her iki önümüzü de aynı şekilde ayarlamamızı yaptıktan sonra sıramızın sonuna kadar örerek geldim ve en son bir tane trabzanımı ördüm şöyle bir tane de zincirimizi çektim bu kısım yardımıyla kesiyorum yeşilimi sadece bir sıra kullanıyorum daha sonra beyazımızla devam edeceğiz örmemize şöyle bakalım yeşili tamamen kenara çekip bakınız birinci sıramızı bu şekilde yerleştirdik 1 2 3 ve 4 4 tane modelimizi öne yerleştirdik arkasını ise bu şekilde tamamladık şimdi beyaz ipimizle tekrar örmeye başlayalım yine düz yönden örelim ipimi alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve burada görmüş olduğum birinci trabzanımın üzerine en tepe noktasına gelerek batıyorum bakınız en tepeye girdim 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımın ardından giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ardından girerek tekrar tığımın başını doluyorum trabzanımın en sondaki birinci trabzanı örmedim ikinci trabzandan başladım ve şimdi üçüncü trabzanımın ardından girerek bir tane trabzan örüyorum buradaki bir trabzan kenardaki trabzan iki trabzan ise iki tane trabzanımız birinciyi örmedim ve ortaya girerek bir tane trabzanımı örüyorum 1 İki tane zincirimi çektikten sonra tekrar ortaya bir tane trabzan örüyorum tığımın tekrar başını doluyorum ardından trabzanımı giriyorum ve bir trabzan ve tekrar ardından giriyorum iki tane trabzanımı ardından girerek örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm burada başlangıçtaki bir trabzanımı ördüm Aşağıda 3 trabzan örmüştüm. Birinciye batmadan ikincinin ardından alarak bir trabzan. Üçüncünün ardından girerek bir trabzan ve üçüncü trabzanımızı tam ortadaki iki zincirin olduğu yere ördüm. İki zincir çektim. Tekrar ortaya bir tane daha trabzan ördüm. Ve iki tane trabzanım ardından girerek ördüm. Alttaki son trabzanımı örmedim. Ve tepe noktasına şu şekilde bakınız buradaki görmüş olduğumuz tek trabzanımı yine ardından giriyorum ardından alarak örüyorum ve yine tığımın başında doluyorum. üç tane trabzanımı birincisini örmüyorum ikincisinin ardından giriyorum bir üçüncüyü ardından giriyorum 2 i̇ki. iki trabzan ördüm ve ortaya bir tane trabzanım örüyorum 1 2 zincirimi çektikten sonra tekrar 1 ve diğer iki trabzanımı da ardından alıyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen diğer ikisini de 1 ve 2. 3. trabzanımı örmüyorum. Ortada tek duran trabzanımı yine ardından giriyorum ve bir tane trabzan olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet bir uçtan diğer uca kadar sıramızı örerek tamamladık. Bakınız bu şekilde gayet güzel kabartılı bir şekilde modelimiz durdu. Şöyle görecek olursak. Şimdi ikinci sırasını beyazımızın örmeye başlayalım. Örgümüzü en son trabzanı da sizlerle birlikte batmak için bırakmıştım. Bakınız trabzanımı ördükten sonra sondaki tek trabzanımın üzerine giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum örgümün yönünü çevirdikten sonra tığımın başında doluyorum. birinci trabzanımı örmüyorum ikinci trabzanımın tepesine batarak örüyorum üçüncü trabzanımın tekrar tepesine batarak örüyorum ve yuvanın içerisine giriyorum bakınız 3 tane trabzan ördük yine birinci trabzanın üzerine herhangi bir şey örmedim ikinci trabzanımın üzerinden başladım 1 2 ve bir tane de boşluğun içerisine trabzanımı ördüm. Toplamda üç tane trabzana ulaştık. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bir tane zincirimin içerisine trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı aşağıdaki trabzanın yani üçüncü trabzanın buradan başlarsak birinci trabzanın üzerine ikinci trabzanın üzerine batarak örüyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra bir tane trabzanımı atlayarak iki trabzanımın üzerine iki trabzanımı ördüm üçüncü trabzanımı ise alttaki çekmiş olduğum ikinci zincirin içerisine ördüm iki tane zinciri çekerek tekrar zincirin içerisine bir tane trabzanımı ördüm ve diğer iki trabzanın üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan grubumuzu kurduk ve ortadaki tek trabzanımın olduğu yere geldim arkadan alıyorum burası yeleğimize bakınız arka tarafı arkadan giriyorum ve dışa doğru yani düz yöne doğru burayı kabartıyorum ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzanımı ördüm ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ikinci trabzanımı ördüm ve zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum. Toplamda iki tanesi trabzanın üzerinde, bir tane zincirin üzerinde üç tane trabzanım oldu. Başlangıç trabzanını örmedim. Bir ve iki tane zincir çekiyorum ve zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar bakınız buradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir ve diğer ikinci trabzanımın da üzerine batıyorum. Bir tanesi zincirimizin içerisinde iki tanesi de trabzanlarımızın üzerinde toplamda üç tane trabzanımız oldu. Ve devam ediyorum. Sıramın başını doluyorum. Ortadaki tek olan trabzanımı bakınız burada da tek olarak örmüştüm. Örgünün ardından şu şekilde trabzanın ardından giriyorum ve bir tane trabzan olarak örüyorum ve bu şekilde sıramızı başa kadar tamamlıyoruz. Beyazımızda ikinci sıramızı tamamladık. Şu şekilde yaklaştırarak bakacak olursak bakınız. ikinci sıramızın sonunda yani beyazın ikinci sırasının sonunda buradaki tek trabzanlarımızın kabartılmış olduğunu görmekteyiz. Ve diğer trabzanlarımız düz bir şekilde ördük. Sadece tek trabzanlarımızı arkadan alarak ördük. Şimdi tekrar beyazımızı örüyoruz. Beyazımızın üçüncü sırasındayız. Bir tane trabzanımın üzerine en son battım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 tane trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Ve zincirimin içerisine girerek üçüncü trabzanımı da örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 1 tane yuvanın içerisine girerek bir sıradaki trabzanın ve bir sonraki trabzanımın da üzerine batıyorum. Başlangıçtaki ve en sondaki trabzanları örmüyorum. Bu trabzanımız sondaki ve birinci trabzanımı örmeden ortadaki iki trabzanımı ve araya birer trabzanımızı örerek tekrar 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzanımızı kuruyoruz. Buradaki tek trabzanımızı diğer yönde ardından şu şekilde girmiştik. Bu yönde ise yandan girerek kabartıyorum. Bakınız bu yönde yandan yani burada bu tek trabzanın dışta çizgi gibi olmasını istiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayarak ikinci trabzanıma batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki üçüncü trabzanıma batıyorum ve iki tane trabzanımı örüyorum zincirimin içerisine de çekiyorum ve buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını tekrar ederek sıramızı tamamlıyorum 3 tane zincirimizi çektim tığımın başını doluyorum ortadaki iki zincirimin içerisine direkt batıyorum 1 başını doluyorum 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum yan yana 1 2 tane zincir çekiyorum Aynı yuvanın içerisine tekrar 3 tane daha Trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Evet. Bakınız. Trabzanların üzerine örmedik. Beyaz trabzanların üzerine. En sondaki bir tane beyaz trabzanın üzerine zincirlerimi çektim. Ve tığımın başını dolayarak 2 zincir çektiğim beyaz sıradaki yuvamın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki tek trabzanımı yandan giriyorum şu şekilde kabartıyorum dışa doğru ve tekrar tığımın başını doluyorum ortadaki iki zincirimin içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 şöyle bakalım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ortadaki 2 tane zincirimizin içerisine ördük tekrar bir tane daha yapalım Yandan giriyorum. Tek trabzanımı düz yönde olduğumuz için buraya kabartmak istiyorum. 2 tane zincirimin içerisine 1, 2 ve 3. 1, 2 tane zincir, 3 trabzan, 2 zincir ve ikinci 3 trabzanımı örüyorum. Ve sıramın sonuna kadar yeşil rengimle bu şekilde tamamlıyorum. Tek trabzanımızı yandan girerek dışa kabartıyorum ve tekrar 3 tane trabzanım 1 2 ve 3 2 zincirim 3 tane trabzanım şeklinde sıranın sonuna kadar örüyorum şu şekilde şöyle görelim bakınız örgümüzü tamamlayalım Evet bir uçtan diğer uca kadar sıramızı örerek tamamladım şöyle yakından bakalım bakınız tam ortaya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bir tane trabzanımı yandan aldım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördükten sonra diğer uç noktaya kadar geldim en son bir trabzanımı ördüm ve ipimi kopardım tekrar düzüne geçiyorum ve beyaz ipimi bağlıyorum tığıma şimdi e, alt sıradaki yeşilimizde yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyoruz 3 tane zincirimin üzerine geliyorum batıyorum kenardaki ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu kenarda hep 3 e, zincir ya da 3 1 tra trabzan olarak bitecek. Yani tek olarak burada devam edeceğiz. Şimdi alt sırada yapmış olduğum işlemimi yeşilimin üzerine yine tekrar ediyorum. 3 tane trabzanımdan ilkini örmüyorum. Diğer ikisini ve ortaya bir tane trabzan öreceğim. Yine 3 sayısına ulaşacağım. Birinci trabzanım atlıyorum. ikinci trabzanım ardından bakınız ardından giriyoruz modelimizin düz yönündeyiz. Giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer sıradaki trabzanımı ardından giriyorum ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 trabzanımı yeniden kurmuş oldum. Araya bir ve iki tane zincir çekiyorum. Araya hep iki zincirimizi çekiyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum ve bir tane trabzanımı araya örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradaki yani sol taraftaki üç trabzanın iki tanesini örüyorum. Sondakini örmüyorum. Her ikisini de birer birer ardından giriyorum. Bakın ardından girdim ve trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum ve örüyorum. Ve modelimizi alt sırada kurmuş olduğumuz gibi bakınız. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle yeniden yeşil rengimizin üzerine ördük. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum. Ve bir trabzan şekliyle örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımın birincisini örmüyorum. 2 ve üçüncüyü bakın şu şekilde biraz netleşelim. Birinciyi örmüyorum. 2 ile 3 örüyorum. 2 tane zincirimizi tekrar çekiyoruz buraya da bir tane ördükten sonra ikinci ile üçüncüyü örerek tamamlıyoruz. Bakınız şimdi başlayalım. Birinciyi örmüyorum. İkincinin ardından bir tane örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı ardından örüyorum ve tekrar zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum İki tane zincir araya çekiyorum hemen yine araya bir tane trabzanımı örüyorum tığımın tekrar başını doluyorum sıradaki bu tarafın ilk iki örüyoruz sondakini örmüyoruz ardından giriyorum bir ardından giriyorum İki, bir de ortaya örmüştüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı bu şekilde kuruyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yandan bir tane trabzanımı örüyorum ve sıramı bu şekilde örerek tamamlıyorum. Bakınız yeşil rengimizi alt sıradaki haliyle ördük ve üzerine beyazımızı aynı kurulum üzerine örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet modelimizi yeşilimizin üzerine bir sıra beyaz örerek kurduk. Şimdi bir tane ilk robadan geçişte yeşilimizi örmüştük. Bir tane yuvanın içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şekliyle 3 sıra beyazımızı ördükten sonra tekrar yeşilimizi düz yönden gelerek 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak alttaki 2 zincirin içerisine ördük. Ve bakın bu şekilde sıramızı tamamladık. Tekrar ipimizi uçta kopardıktan sonra beyazımızla yeniden modelimizi kurduk. Modelimizi yeşilimizin birinciyi örmedik. 2 ile 3'ü ardından girerek ördük ve ortaya bir tane trabzan, 2 zincir, ortaya tekrar bir tane trabzan. Diğer sol taraftaki iki trabzanın ilk ikisini örüyoruz. En sondaki trabzanı örmüyoruz. Ve tek trabzanı yandan alarak örüyoruz. Bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Şöyle yakından bakalım. Bakınız. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Beyazımızda. En son bir tane trabzanım uç noktaya ördükten sonra bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek örmeye başlıyorum. Tığımızın başını dolayalım. Birinci trabzanı örmüyorum. İkinci trabzanımın üzerine normal batıyorum. Düz trabzan şekliyle örüyorum. Bir. Yine iki. diğer trabzanımı örüyorum. Yuvaya giriyorum. Üç tane trabzanımı düz bir şekilde ördüm. İki zincirimi çekip tekrar yuvanın içerisine bir tane trabzanımı ördüm. Ve trabzanımın üzerine ikinciyi, trabzanımın üzerine üçüncüyü ördüm. En sondaki trabzanımı örmedim. Tamın başında doluyorum. Ortada tek olan trabzanım var. Bakınız dışa kabartılı olan. Diğer yönde yandan almıştık. Tekrar kabartılı olmasını istediğimiz için dışa şu şekilde arkadan giriyorum ve bu şekilde örüyorum. Sadece tek trabzanlarımızı bu şekilde örüyoruz. Diğer trabzanlarımı düz bir şekilde üzerlerine batarak örüyorum. 2 trabzan 3. zincirin içerisine ördüm. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Yuvamın içerisine giriyorum. Ve birer birer örüyorum. 1 Bir, 2 Sondaki trabzanım kalıyor. Toplamda 3 tane trabzanımı ördüm. Sırada tek trabzanım var. Ardından giriyorum. Bir trabzanımı örüyorum. Ön tarafa Kabartılı bir şekilde düşmesini sağlıyorum. Ve bu şekilde sıramızı aradaki trabzanlarımızı düz tek trabzanlarımızı ardından alarak örelim. Ve sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arkadan ikinci sıramızı örerek geldim. En son noktadayım. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın üzerine batıyorum. Ve bir tane trabzanımızı örerek üçüncü beyazımızın sırasına geçiyorum. Bir, iki, 3 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum yine birinciyi örmeden ikinci trabzanımın üzerine batıyorum üçüncü trabzanımı ve araya bir tane trabzanımı örüyorum bir iki tane zincir tekrar araya bir tane trabzanımı örüyorum sırasıyla bir iki toplamda 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum. buradaki dışa kabartılı olanı bu kez yandan düz yönden yandan alıyoruz arkada ters yönde ise arkadan alıyoruz tekrar bakınız birinciyi atlayıp ikinci ve bu şekilde üçüncü sıramızı da örüyoruz daha sonrasında uçta ipimizi koparıp buradan tekrar düz yönden yeşilimizi bu yuvanın içerisini örerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle yerleştirelim. Ve aynı şekilde dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. 3 sıra beyaz, 1 sıra yeşilimizi örelim. Yeleğimi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ediyorum. Bakınız 1 sıra yeşilimizi, 1, 2, 3 sıra beyazımızı örüyoruz. Tekrar yeşilimizi düz yönden örerek, tekrar beyazımız üzerine düz yönden, Bakın alışlarımıza dikkat ederek örerek büyütüyoruz. Ben epeyce ördüm. Biraz daha e, bitmesi için örmem gerekmekte. Bu şekilde. Evet. Örmeye devam edelim. Yeleğim istediğim ölçüye geldi. E, şimdi kenarlarına ilik ve düğme çalışmasını yapmak istiyorum. Bakınız çok güzel e, görünüşü var. Kabartılı ve renklerin birbirine geçişi çok hoş durmakta. Şimdi yakamızın e, düğme dikeceğim tarafına kenarından başlıyorum ilik yerinden değil diğer düğme dikeceğimiz taraftan başlıyorum yani sol taraf burası iliğimizi şimdi en üst kısmı bir tane tığıma düğüm attım ve ilk başlangıç yerime gelerek batıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzan örüyorum toplamda bir trabzanımın olduğu yer iki tane trabzan oldu. Diğer trabzanımın olduğu yere geçiyorum ve alttan ipimi götürmeye çalışıyorum. Dilerseniz daha sonra çekersiniz, hiç önemli değil. İkinci trabzanı da diğer ikinci sıradaki trabzanıma örüyorum. Ve geçiyorum yeşilimin olduğu bölüme. Yeşilim biliyorsunuz uzundu. İki defa başını dolayarak almıştık. Zincir sayımız fazla. Hemen her ikisinin geçiş yerine bir tane batıyorum. Yani buradaki mesafeleri ayarlarsanız çok daha güzel olacak. Çok ayrı kalıp çok da birbiri üzerine bir yığılma yaşanmasın. Trabzanımı örüyorum. Ve üç tane trabzan ördüm. Bakınız bir tane araya iki tane kendisinin içerisine. Bir tane daha örelim. 3. İçerisine ördük üçüncü. Şimdi sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Bir tane de sık iğnemin olduğu yere batıyorum. 4. Ve hemen diğer geçişe batıyorum. Renk geçişi olduğu için arada boşluk kalıp çirkin olması. Beyazımın içerisine bir yani tamamen göz kararı ayarlama yapabilirsiniz. Örgümüzün sıklığı ve genişliği ellerimizin değişikliği fark edici için iki bazen size yetmeyebilir ya da benim üç yaptığım yer yeterli olabilir. Sadece burada önemli olan göze ve görüntüye aykırı olmayacak bir oranı kurabilmek. Yani örgümüz hoş görünsün. İki trabzanımı diğer trabzanımı ördüm. Diğerine geçiyorum genelde 2 2 ve de biraz sıkı örmeye gayret ediyorum. Tığ numaram da küçük. Bakınız 2 ve geçiyorum. Aradaki düz beyaz da örmüş olduğum sıralarımı ikişer ikişer ördüm. Şimdi tekrar yeşilime geçiyorum. Bir tane ördüm. Bakın ara ayrık gibi olduğu için hemen bir tane de şuraya dengeyi kurmak istiyorum. Yeşilin olduğu bölüme geçiyorum şu anda trabzanımı tam kapamamışım bir tane ördüm ikinci örüyorum yine yeşilin olduğu bölümdeyim şu şekilde araya girelim bakınız şurada bir ara var oraya girerek örelim yeşilimizi çevreleyelim ve bir tane daha aynı araya girelim kapatalım ve beyazıma geçişimi yapıyorum bu şekilde aşağıya kadar devam edelim. Yeleğimizin alt kısmına geldim bakınız kenardan. Burada dönüş yerindeyim. Trabzanlarımı örüyorum. İki tane ördüm. Şöyle birlikte örelim. Bir tane giriyorum. En son dönüş için olan yeri. ikinciyi ördüm. Üçüncü ve dördüncü yeterlidir. Dört tane trabzanı ördüm. Dediğim gibi elinizin sıklığına ya da gevşekliğine göre daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Ve diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Hemen trabzan üzerine ve diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum. Araya giriyorum. Bir araya giriyorum. İki araya sadece iki tane trabzanımızı örelim. Sonra tekrar trabzanımın üzerine örmeye devam ediyorum birer birer ilerliyorum hep kabartılı olarak ördüğümüz trabzanımı da düz örüyorum kabartı yapmıyorum sadece trabzanlarımızı yeleğimizin etek ucunda birer birer trabzan olarak örüyoruz bakınız buradaki trabzanıma da giriyorum ve zincirimizin olduğu yere iki tane trabzan çalışıyoruz bir ve 2. Şöyle bakalım. Trabzanlarımızın hepsini örüyoruz. Kabartılı olarak geleni de düz olarak ördüm. Ve iki tane zincir çekmiş olduğum yere iki tane trabzanı ördüm. Ve bu şekilde etek ucumuzu örerek devam edelim. Ve aşağıdan yukarıya doğru diğer yakamıza doğru trabzan olarak çıkıp tamamlayalım ilik çalışması yapacağımız yöndeyiz ve ben iliklerim için ayraçlarımı şöyle taktım ve ilik yapmak istediğim yerleri ayarladım. Sizler de kaç tane düğme kullanmak istiyorsanız bu şekilde ayarlama yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmadan iliklerimizi rahatça açarak ilerlemeye devam ederiz. Şimdi 1 2 3 4 tane ilik açmak istiyorum ve iliğimin ilk aşağıdan yukarıya doğru çıkarken uygulamak istediğim yerdeyim. Şimdi 2 tane zincir çekmek istiyorum ve ilk iliğim için takmış olduğum ayracımı çıkarıyorum ve hemen yeşilimin tam tepesine gelerek bir tane trabzanım örüyorum ve bir tane ilik açıyorum ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum diğer ayraç taktığım yere gelene kadar her trabzan arasına iki tane trabzanımı örerek yukarıya doğru Çıkıyorum. Bakınız aşağıdan şu şekilde dümdüz örerek yukarıya doğru ilerledim. Diğer ayırıcımın olduğu yere kadar devam ediyorum. Birinciliğimiz buradaydı. trabzanlarımız örerek diğer noktaya kadar gelelim. Diğer ayracımı taktığım yere geldim. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Hemen biraz ilerisine giderek batıyorum. Ve bir tane ilik yerimi de bu şekilde hazırlamış oluyorum. Ve yine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Diğer iliğimizi ayarladığımız yere kadar bakın şu şekilde sıkı sıkı örerek mümkün mertebe kapamaya da çalışmaktayım şöyle diğer ayıracımı taktığım yere geldim yine bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak ayıracımın olduğu yere gelip trabzanımı örüyorum ve en tepe noktadaki son işaretime kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum Sadece ikili trabzanlarımı örüyorum. Geniş yerimize geldik. İki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı şu şekilde çıkarıyorum tığımın başını dolayarak beyazımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane daha en son noktaya giriyorum ve yeleğimin bir yanını tamamlamış oluyorum bir tane zincirimi çekiyorum hemen sık iğnemi trabzanımın üzerine batırıyorum ve ikinci trabzanımın üzerine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekmiştim. Bir tane sık iğne yapıyorum zincirimin içerisine hemen trabzanımın üzerine sık iğnemi örerek aşağıya doğru ilerliyorum. Her trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum. Kenarlarımızın ve iliklerimizin üzerine sık iğnelerimizi yaparak ilerlemekteyiz. Bakınız birer sık iğne. Birinci iliğimiz, ikinci, Üçüncü iliğimiz ve şimdi dördüncü iliğimizi öreceğiz ve hepsinin üzerine birer tane sık iğnemizi yapmaktayız. Eğer çok üst üste altta trabzan yapmışsanız hemen bir tane atlayıp diğerinin üzerine batabilirsiniz. Herhangi bir şekilde belli olmaz. Yani böyle marullaşmasın, atlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir tane zincirimin olduğu yere yine bir tane sık iğne yapıyorum. İki zincirim vardı, bir sık iğne yapıyorum ve diğer sık iğnelerimin trabzanlarımın üzerine birer birer yerleştirerek ilerliyorum. Diğer yönümüzün başlangıç noktasına kadar aşağıyı da tüm dolaşarak sık iğne ile başlangıç noktasına varınca tamamlayalım. Bakın şuradan en son iliğimizin üzerine de sizlerle birlikte örmüştük. Şurada bakınız bir tanesi burada, gayet güzel, kullanışlı, rahat bir ilik çalışması oldu. Devam ediyorum. Burada zaten her bir trabzanımız altta belirliydi. Evet, çalışmamızı diğer uç noktanın tepesine varana kadar yapalım ve orada görüşelim. Yeleğimizi düğme ve iliklerimizle diktikten sonra şu şekilde kullanılmaya hazır hale getirdik. Çok hoş bir yelek çalışması oldu. Şimdi yeleğimizin kolunun bir tanesini yeşilimizle ben e, örmüştüm. Şu şekilde bakalım. Modelimizi ilk uyguladığımız şekliyle ördüm. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte başlayalım. Yeşil ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Ve kol altından örmeye başlıyorum kol altımızın yeşil modelimiz uyguladığım yere giriyorum bir tane sık iğnemi örüyorum ve bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum burada artışlarımızı yapmış olduğumuz sıramın içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı aynı yuvanın içerisine örüyorum. Ve başlıyorum hemen yanındakinden 1, 2, 3, 3. Trabzanımın üzerine bir tane sık iğne olarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakinden sayıyorum. 1, 2, 3, 3'ün üzerine batıyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 yine saymaya başlıyorum 1 2 3. trabzanıma batıyorum bir tane sık iğne tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 3. trabzanımın üzerine 3 tane trabzan 2 ve 3 örüyorum bir 2 tane zincir, tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzanımı örüyorum ve sıra başına kadar bu işlemimizi yaparak tekrar ediyoruz. Yani tam kolumuzun altına gelene kadar 3. trabzanın üzerine batarak modelimizi uyguluyoruz. Evet kolumuzu tamamladık. Bakınız her iki kolumuz da tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bakınız sayılarımız. Eşit olması gerekmekte. Aynı düzen üzerine örmeye devam edersek zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Evet, bu şekilde yelek çalışmamızın da sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.